Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin. Ben çok gençtim. Sen beni terk ettiğinde ben Mert'e hamileydim. Ve ailem bir çözüm bulmak zorundaydı. Onu oğlum değil de kardeşim olarak büyütmeyi kabul ettim. Çaresizce. Bu yanına sığındım. Sana bunu söylemek için çok uğraştım, seni aradım, mektup yazdım ama bir türlü izini bulamadım. Bulamadım. Sonra vazgeçtim. Bu yalanı kabul ettim ve bir sır olarak ölene kadar benimle mezara gelmesini kabul ettim. Dediğim gibi eğer bana kızarsan yalvarırım bu Mert'e yardım etmekten seni alıkoymasın. Yalvarırım. Adını Mert mi koydun? Oğlum için canımı verir. Gerekiyorsa yapılacak. Bu arada hala senin babası olduğunu bilmiyor. Ama ben bir oğlum olduğunu biliyorum. Sınıflara, sen kal yapış. Evet hocam. Mert. Öğrencilerini de kendi huyuna suyuna benzetmeye başladın demek değil mi? Sade.
Hepsini değil. Oğlum Mert'te bir cefer görüyorum. E tabii canım. Ablası uğraşmış, o kadar yetiştirmiş kadın. Estağfurullah hocam. Söylemem gereken haberler var. Ben de yeni öğrendim. Birini nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Diğerini ağlamadan nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Songül... Mert iyileşecek zaten. Oğlun iyileşecek. Sen biliyor muydun? Merdivenlerden çıkarken Derya'yla konuşmalarınızı duydum. Belki söylemek istemezsin oğlun olduğunu diye. Öyle bir şeyi nasıl saklarım senden? Teşekkür ederim saklamadığın için. Ben çok şaşırdım ama çocuğun hastalığına daha çok üzüldüm zaten. Sen üzülme, tamam mı? Oğlum düzelecek her şey değil mi? Düzelecek. Her şey düzelecek. Evet. İyileşecek. İyileşecek. Ha. Oğlum o yeni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Ben. Kaybetmeyeceksin. Öyle deme. Öyle deme, kaybetmeyeceksin. Bak. Oğlum iyileşir. İyileşecek. 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 Sen onun... Sen onun babasısın. O da senin kadar güçlü bir çocuk, tamam mı? Evet. İyileşir. Evet. Ona inan, tamam mı? Ben senin yanındayım, tamam mı? Evet. Seni çok seviyorum zaten. Ben de seni güzel kardeşim. Beraber açacağız bunları. Hem günün birinde kardeşi de olacak. Bu sen azalacak, abilik yapacak ona, değil mi? Hep beraber. Mutlu olacağız. Merak etme sen. Ben kaybetmeyeceğim seni de, oğlumu da. İyileşecek. Bak, ama söz ver. Bak bana. Güçlü duracaksın. Tamam mı? Güçlü duracaksın ki Mert de güçlü duracak. Derya da güçlü duracak. Ben de güçlü duracağım. Tamam mı? Söz ver. Seni çok seviyorum. Hep yanındayım, tamam mı? Çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum. Canım kardeşim. Bir oğlum var. Anne mi? Aras. Aras.
İyi misin? Babam inşaatta mı çalışıyormuş? Bilmiyorum ki oğlum. Bilmiyorum. Her sabah öyle giyiniyordu takım elbisesini. Çıkıyordu evden ofise gidiyorum diye. Lan koş, doktor çağır. Koş. Mehmet'im tamam Mehmet'im dur geç. Dur kıpırdama. Ne olur kıpırdama dur. Geç. Tamam. Dur. Dur tamam. Doktor gelecek şimdi. Bak can gitti çağırmaya dur. Dur Mehmet'im. Tamam Mehmet'im. Tamam dur. Kızım bir ağrı kesici yapalım hemen. Doktor bey ne oldu? Ne yazık ki omurilikte zedelenme meydana gelmiş. Yani? Maalesef bir daha yürümesi çok zor gözüküyor. Ne? Hayır. Sakin olun. Biz gerekli tedavileri başlattık. Hayır. Doktor. Bırak kalkacağım ben. Yok. Şu an kalkamazsınız. Doktor kurban olayım. Bırak kalkacağım. Bakın tedavi süreci. Hayır. Doktor bırak benim kalkmam lazım. Doktor. Sakinleştin. Doktor ne olur bırak kalkayım. Doktor. Hayır. Olmaz. Neden? Biz her şeyi yapıyoruz. Neden? Doktor bırak kalkayım. Bak olmaz bu şekilde. Biz seni buradan düzgün göndermeye çalışıyoruz. Olmaz. Ben para kazanmam lazım doktor. Olmaz be. Benim aileme bakmam lazım. Hayır. Ben para kazanmam. Yemin ederim. Ben ne yapmışım Yasun? Sen suçlu değilsin, kendini suçlama. İnsanları ne hale sokmuş? Oğlumun ne? Bilmiyordun Saad. Bilseydin emin ol bir şey yapardın. Oğlum benim varlığımdan habersiz. 17 kere doğum günü kutlamış. 17 kere. Onlara üflemiş. 17 kere yanında olmamış. İnşallah 18.sinde olur. Oluruz değil mi? Olacaksın. Daha yeni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Kaybedeceksin. Mum gibi sönmesin oğlum. Sönmeyeceğim. Bana bir kere sormuştun ya. Neden doğum günü kutlamadın hiç? Babam bir gün eve gelmedi. Sabah oldu eve gelmedi. Ertesi gün oldu. Gelmedi. Günler geçti böyle, haftalar, mevsimler geçti, gelmedi. Annem her yerde aradı babacığım.
Nafile bulamadı. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Gözünün feri söndü ağlamaktan kadıncağız. Bir gün sordum anneme, anneciğim doğum günüm yaklaşıyor, babam doğum günümde eve gelir mi diye. Dayanamadı artık kadın. İtiraf etti. Babam bizi terk etti dedi oğlum. Gelmeyecek baban. Babam bizi terk etti. Çocuğum o zaman. Dedim hani belki gelir gene de çocuk aklıyla. 7. yaş günüm geldi çattı. Eve gittim seslendim anneciğim. Ses yok. Kapıyı açtım bir şekilde. Masanın ortasında kendi elleriyle yaptığı pasta duruyor. Üstünde de mum gibi asılı anneciğim. Benim annem. Mis kokulu anneciğim. Sallanıyor. Canına kıymış. Dayanamamış. Bir pastaya bakıyorum. Bir anneme, çocuğum da koştum, bıçağı aldım. İpi kesmek için. Boyum yetmedi. O gün orada yemin ettim. Büyük yemin ettim. Annemi bu hale sokan o adamı bulacağım. İntikamımı alacağım. Polisler geldi. Beni neneme götürecekler. Kaçtım polislerden. O herifi arıyorum çünkü. Anamı benden alan o herif. Kaçtım sokaklara düştüm sonra. Sokaklarda uyudum. Çöpten yedim. Sokak insanı pişirir. Hiçbir şeyden korkum yoktu artık. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu çünkü. Ne bıçak, ne silah, ne külah, ne gece, ne karanlık, hiçbir şey. İçimde sadece intikam ateşi. Tren garına gittim. Bekliyorum, adamı arıyorum her yerde. İnecek mi, bir yerden çıkacak mı diye. Yok. Yok, sırra kadem basmış. Daha çocuğum ben. Sonra bir otobüse bindim. Bavulların arasında nenemin köyüne gittim. Aklüleri nenem. Bir müddet nenemin yanında kaldım. Onlar mutlu günlerimdi. Çok severdim onu. Çok hakkı var üstümde. O da, anacığıma da, ona da gani gani rahmet eylesin. Amin. Sonra döndüm sokaklara. Onun adamı, bunun adamı. Onun tetikçisi, bunun yardakçısı. Onun belalısı. Hiçbir şeyden korkmuyorduk. Kaybedecek hiçbir şey, olmayan hiçbir şeyden korkmaz. Delirmiş bir bal porsu. Sonrası malum. Pislik ve karanlık içinde geçen yıllar. Ta ki yediğimin olana kadar. Sonrasını biliyorsun. Boş yere katledilen o melek küçük kız. Bu senaza gelene kadar. O gün veda ettim yediğimden. Seninle tanıştım sonra. Buraya geldik.
yeni bir hayat kurduk. Aşık oldum sana. Çok korkuyorum. Korkma. Korkma. Korkma Zade. Seni kaybetmekten korkuyorum. Kaybetmeyeceksin. Mert'i de kaybetmeyeceksin. Hiçbirimizi kaybetmeyeceksin. Sen korkma. Ben senin yanındayım, tamam mı? Şşş. Hey. Zade. Zade'm. Bak Emin ne olacak biliyor musun? Bak bana. Mert'le yaşayamadığın ne varsa yaşayacaksın. Buse Naz'la da yaşayacaksın. Yani belki Buse Naz abisinden öğrenirim meninki yapmayı, değil mi? Pıtı pıtı gelir yanımıza, meninki yapayım, hiç aşayım falan filan der, değil mi? Ne olur ağlama. Yapar değil mi? Yapar. Yapar, yapacaklar. Abisinden öğrenir. Ama şimdi ben yapayım mı kahvelerimizi? Menengeç yapayım, içersin. Ben hep senin yanındayım. Tamam. Hadi yapayım, gelim kahvelerimizi içelim. Hayallerimizi kuralım sonra. Tamam. İyi misin? Yok. Yok, iyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Aynen, kalkmaya çalışınca hep oluyor zaten. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben yaparım şimdi biraz. Olsun, ben yapayım sana. Senin yanındayım, hiç unutma, tamam mı? Sen de korkma. Korkmuyorum. Sen varken korkmuyorum. Seni çok seviyorum zaten. Prenses ben. Pavyon lan pavyon. Pavyonda çalışıyor. Benim annem pavyonda çalışıyor. Aras ne olur sakin ol. Ben çok korkuyorum Aras. Ne olur bir şey yap. Sakin ol. Pardon. Pardon. İyi misin sen? Ben iyiyim. Sen iyi ol. Sakin ol. Anne Fabian da çalışıyor. Aras. Aras, anneni bulduk. Farkındasın değil mi? Anneni bulduk. Bulmaz olaydık ya. Annemi bulmaz olaydık ya. Deme öyle. Niye öyle diyorsun? Sen yıllardır onun hasretiyle yanıp tutuşuyordun Aras. İyisiyle, kötüsüyle, hatalarıyla o senin annen. Ben yıllarca onu bekledim. O bir... Fabian da başka erkeklerle... Bilmiyorsun ki. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ya belki isteyerek yapmıyor o işi. Belki mecbur kaldığı için yapıyor ya da ne bileyim belki zorla çalıştırılıyor. Aras, hiçbir kadın o işi isteyerek yapmaz. Sen şu an yargısız infaz yapıyorsun. Yapma bunu. Bence yarın git, annenle konuş. Thank you.
Tamam. Yapma ne olur. Çok üzülüyorum. Yapma. Tamam. Prenses. Beni yanlış anlama tamam mı? Ben biraz yalnız kalabilir miyim ya? Biraz tek başıma kalmak istiyorum. Aklım sende ama bak sakın delice bir şey yapma lütfen Aras. Tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Hadi git sen. Sadi nasılsın? Ben uyuyamadım. İyiyim, sen nasılsın? Bir şey mi oldu? Mert iyi mi? Ara istersen. Arayamam, Songül duyar, yanlış anlar. Yaşadığımız her şeyi başa alıp tekrar düşündüm Sadi. Yaşadıklarımız tesadüf değil, olmamalı. Yıllar önce birbirimizi kaybettik ama oğlumuzun okulunda tekrar yollarımız kesişti. Belki de bütün bunlar yarım kalan hikayemizi tamamlamamız içindi. Belki de bizi geç kalınmış bir aile saadeti bekliyor. Sen, ben ve oğlumuz. Kendine iyi bak. Oğlunun annesi Derya. Gerçekten bu üçgende fazla olan benim. Songül. Bir tane. Songül. Sen ne kadar ahlaksız, edepsiz kadınsın ya. Gecenin bir yarısı evli barklı adama mesajlar atmak filan. Ay yere bakan, yürek yakan seni. Ay Derya. Ay vallahi bana bir haller geldi. Ne oldu? Ya bir gülüyorum. Ağlıyorum. Hiç kafam yerinde değil ya. Üf. Ay kafam karma karışık. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben sana bir papatya çayı falan yapayım ister misin? Ay yap. Şey Mert hiç aradı mı? Ha?
Yok, aramadı. Bak, telefonun orada. Kuzu gibi duruyor deminden beri. Ay. Bak, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şey yapayım diyorum, ben gideyim. Yarın bir paça alayım. Bir paça çorbası yapayım Mert. Yap, yap Asuman. Ben de seninle beraber gelirim. Ben çünkü tek başıma gidemem biliyorsun. Belki eve gelir, ikna ederiz ha? Gelir, gelir. Mutlaka gelir. İnşallah. Satıl kebari. Bak, cilde çok iyi geliyormuş. Canım istemiyor gerçekten. İyi be. Süt iç. Of. Hocam. Güzel kızım, günaydın. Günaydın. Mert nasılsın? İyi vallahi, nasıl olsun? Güzel. Mert nasıl? Siz o zaman şeyi biliyorsunuz. Gizemciğim, ben bir tek John Kennedy'yi kim burada bilmiyorum henüz. Peki. İyi. Yani iyi olmaya çalışıyoruz işte. İyi olacak. Ama ben biraz korkuyorum. Sakın. Ben en çok sana güveniyorum. Beraber atlatacağız, tamam mı? Aslan kız. Bir de kahvaltı yapmıyor. Onu da şey yaparsanız çok iyi. Halledeceğim. Gizem, kim geldi? Uyandı. Hadi payaslım hepten. Hocam günaydın. Kalk bala. Hocam öyle unutma. Adam kalktın. Aslanım benim. Ama tamam, bir sarıldınız, kıskanıyorum. Doğru. Ama torpilli o çünkü biraz hester. Hester. Hani konuşmuştuk ya hocamızı boş boşunuz endişelendirmeyelim diye. Gizem söylemedi. Ablan konuşmuş Songül'le. Oradan biliyorum. Bu konuyu unutuyoruz. Kale almıyoruz. Bu konu hakkında bir kelime daha istemiyorum. Sen Mert'sin, adın gibi Mert'sin. Aslan gibi delikanlısın. Bu konuyu hep birlikte halledeceğiz. Moral, moral, moral. Bu konu kapanmıştır. Evet, sen niye yemiyorsun kahvaltını? Hocam vallahi canım çekmiyor. Tamam, sınav yapacağız. Bilirsen yemezsin, bilmezsen... Her bilmediğin soru için birer ürün yiyeceksin. Hocam, yazılı yapmayacaksanız biz hazırız. Ya sözlü. Sözlü mü? Ama başlamadan bir şey soracağım. Sorular biraz zor olursa çok iyi olur. Çünkü kendisi coğrafya dersinde çok iyi biliyorsunuz. Benden sonra tabii. Pekala. Soru bir. Kamerun'un başkenti. Kamerun'un başkenti. Ben biliyorum. Çok kolay. Yaounde. Sen nereden biliyorsun lan Kamerun'un başkenti? Hocam ayıp dur söylemesi, coğrafyam biraz iyidir. Ya bir de binbaşı Vincent Abubakar olunca... Bay! Ayıp ediyorsunuz hocam. Bu sorular bir de çok fazla siyah beyazla ilgili olmazsa. Onları da biliyor çünkü. Nasıl olsun? Misal? Sarı lacivert olabilir. Benim fikrim. Bunu bilemeyebilir çünkü. Pekala. Not aldım. Evet. Soru iki. Birikinti konisi nedir? Tulum peyniri olsun. Güzel kızım. Aç bakayım ağzını. Aç, aç. Maşallah. Hocam, ya benim eve çok misafir gelmediği için ben bir an unuttum misafirperverlik nedir. Ben size çay demlesem getireyim. Hocam çay içmez. Hocam meningit içer. Değil mi hocam? Ama hocam evde şu an meningit yok. Ben isterseniz bir ara. Bu sen. Teşekkür ederim. Bu fış fış nezleyken. İşte geldi. Heh. Bu kaşıkçı elmasından daha değerli. 65 karat. Kaşıkçı 64. Meningit tohumları. Bunu böyle önce rendeliyorsun. Kır. Sonra şeyin içinde dövüyorsun böyle. Pıt 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 pıt. Sonra yani güzel pişiriyorsun.
Aslan kızım sen yaparsın. Tamam, ben en geç 5 dakikaya geliyorum. Tamam, şöyle götüreyim. Çık çık. Fıç 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 fıç. Evet. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile ilintili değildir? A. Yumurta. Aşık yumurta hocam. Buyurun beyefendi. Hayat hep ileriye akar aslanım. Geriye dönmez. Dün dünde kaldı. Bugün geçiyor. Yarını göreceğiz. Umut, inanç. Biraz da inat. Tamam? Aslanım benim. Evet, Menengiç. I'm coming. Geliyorum diğer. Ecnebice. Aylin. Günaydın. Günaydın. Aylin, neredeydin sen? Tüm gece seni bekledim. Ulaşamıyorum da sana. Geç geldim. Yani sabaha karşı falan sanırım. Aylin bak, o Aras pisiyle görüşmüyorsun değil mi? Hayır canım, ne işim var benim onunla? Şey, yeni bir kafe açılmış. Ben de iş başvurusunda bulundum. Onlar da dedi ki hani gece kalabilir misin bir deneyelim. Ben de tamam dedim. Öyle yani, bakalım, haber bekliyorum. E nasıl çalışacaksın sen? Okula gidiyorsun. E ne yapayım Melek, para lazım. Neyse boş ver sen işi, daha haber gelip gelmeyeceği bile belli değil. İyi tamam. Ben lavaboya gidiyorum, konuşuruz. Tamam. Güzel karıcığım. Melekler gibi uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Erken çıkıp oğluma bir uğrayayım diyorum. Sonra da hastaneye gideceğim. Bu test işleri için. Akşama görüşürüz. Seni çok seven kocam. Ne bu saatte? Günaydın. Erken geldim değil mi? Çok erken geldim. Ya ne bileyim, uyanmışsındır diye düşündüm. O zaman ben gideyim sadece eniştenin yanına, dönsen şey yaparız. Hadi dur. Dur. Sade enişten çıkmış, gel. İyi, geleyim o zaman ben. Ne oluyor ya? Sabahın köründe. Şey olmadı, birlikte gideriz diye düşündüm. Tamam et. Sen saatin kaç olduğunu farkında mısın Melike? Ay tamam ya abla. Dayanamayacağım. Sade'nin işte baba olacağını öğrenince ne yaptı? Şimdi telefonda söyleyemezsin diye geleyim dedim. Ha? Ne dedi? Hiçbir şey yapmadı. Nasıl hiçbir şey yapmadı? Çünkü söylemedi. Niye söylemedin ya? E kesin olunca söyleyeceğim dedin ya, %100 hamilesin işte. Melike, ben bu çocuğu doğurmam gerektiğinden emin değilim. Ne?
Buyurun. Teşekkür ederim. Lan hastane burası be. Böyle fatura mı olur? Restoranda olsak bulaşık yıkatırlar burada. Böbreğimizi alırsınız artık burada. Can Çoban. Otur otur. Hayırdır oğlum? Ne işin var burada? Hocam sormayın başımıza gelen. Hayır olsun. Babam inşaatta çalışırken 3. kattan düştü. Büyük geçmiş olsun. Peki nasıl durum? İyi mi şimdi? Değil hocam. Değil. Omuriliği falan zedelenmiş. Doktor bir daha yürüyemez diyor. Dur be oğlum. Yürüyemez müreyemez. Dur. Allah'tan ümidini kesme. Düzelir her şey. Hocam bu hayatta kötü şeyler hep ilerin başına mı gelir? Sınav da olmuştu. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Sen şimdi düşünme bunları. Hadi beni şey yap. Hangi odada? Şu karşında. Gel bir gör. Müsait mi? Müsait, müsait hocam. Siz her zaman müsait. Selamun aleyküm. Zade hocam hoş geldin. Rahatsız olma. Kusura bakma kalkamıyorum. Estağfurullah. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana bir şey olmaz. Eski topraksın sen. Eyvallah. Faturayı aldım. Aldım aldım sonra şey yaparız. İnşaat firması karşılıyor değil mi şey? Faturaları. Yok hocam nerede? Sigorta migorta yok. Sigortasız günübirlik çalıştırıyorlarmış. Bir Allah'ın kulu arayıp bir ihtiyacınız var mı demedi bile. Şşş oğlum. Ne biçim konuşuyorsun öyle hocanın yanında? Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah. Onların yaptığı da ayıp değil mi be anne? Bak adamın haline yatıyor. Lan her şeye geçtim bir Allah'ın kulu arayıp geçmiş olsun demedi be. Tamam. İnsanlık ölmüş. Sen şey yapma, ben yönetimle konuşurum. Müdür yakın arkadaşımdır. İlla ki bir indirim yaparsın. Yani. Hocam, bizim için yeterince şey yaptınız zaten. Bunu ben hallederim. Ben size yük olmam. Ne yükü be oğlum? Sen benim evladım sayılırsın. Sağ olun hocam. Allah çok ilgileniyorsunuz öğrencilerinizle hep. Vazifemiz. Bana izin. İyi gördüm onu sen. Sağ ol hocam, ayağına sağlık. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Sağ ol. Sağ ol. Kalın sağlıcak. Sen bana numarayı at. Tamam. Tamam hocam sağ ol. At numarayı. Tamam hocam. Şu yastığı güzel sevinirim. Dur. Yavaş, yavaş. Ağlıyorsun. Sen ağlamıyor musun? İçinden avaz avaz ağlıyorsun tabii. Ama seni tanıyorum. O yüzden böyle dik duruyorsun. Güçlü duruyorsun. Derya. Bizim kaderimizde bunları yaşamak varmış. Ne yapacağım? Payımıza bunlar düşmüş.
Büyük badireler atlatmışsın. Dik durmuşsun hepsine karşı. Sana dürüst olacağım çünkü herkesten daha fazla hak ediyorsun bunu. Ben Mert için canımı veririm. Şu an. Sen çok asil bir kadınsın. Asil bir annesin. Bu yaşa kadar getirmişsin oğlumuzu. Adı gibi delikanlı, Mert. Dürüst, temiz. Özü sözü bir. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Sen de çok hakkaniyetlisin. İyileşecek Mert. Koy verme kendini. Hep beraber aşacağız bunları. Daha güzel günler göreceğiz. İnşallah. Son gün de bizim yanımızda. Biliyor muyum? Biliyorum. Mert'e henüz bir şey söylemedim. Bilmemesi daha iyi olur. Bir şok daha yaşamasın. Onu çok özlüyorum. Yanına bile gidemiyorum. Elini tutamıyorum, ona sarılamıyorum. Eski günlerimizi o kadar özlüyorum ki. Biliyordum. Ah be Derya. Madem başkasını seviyordun, niye beni kendine aşık ettin? Hamleni çekip vursaydın beni daha iyiydi. Vursaydın da bana bunları yaşatmasaydın Derya'ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben sadece seni gebersem bana az gelir ha. Biliyordum. Her şeyi en başından beri biliyordum. Sen, pardon da seni hesap sormaya ne hakkın var? Yalan mı yedi emin? İnsanı bu kadar aptal yerine koymayın ya! Siz hangi sıklıkta görüşüyordunuz? He, bunu da söyleyin. Nasıl olsa her şey ortaya çıktı değil mi? Konuşsan Derya, niye susuyorsun? Konuş, söyle. Mert kimden? He? Mert kimden Derya? Yedi eminden mi, başkasından mı? Ben de gel lan! Şişt, defol git buradan. Defol git, gözüm görmesin seni. Defol git! Hadi kardeş, hadi. Ya ne haliniz varsa görün ya. Ödeyeceğiz bu faturayı. Elde yok, avuçta yok. Bilmiyorum anne. Ödeyeceğiz bir şekilde. Motordan gelen o para da yetmez mi? Yetmez, nereye yetsin? Faturayı görmedin mi ya? Kredisi falan mı çeksek acaba, ha? Bankalar bize kredi vermez. Niye oğlum? İhtiyaç kredisi değil mi adı bunun? İhtiyacımız var işte bizim de. Sen doğru söylüyorsun benim güzel yürekli anam da. İşte bankalar geliri olmayanlara kredi vermez. Geçmiş olsun. Siz birazdan taburcu edeceğiz. Bizim borcumuz var. Tüm masraflar ödendi. Kim ödedi ya bizim borcumuzu? O konu hakkında bilgim yok. Hastamız uyandığında taburcu edeceğiz. Ben hazırlıklarınızı yapıyorum. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Kim ödedi bunu ya?
Sadı Hoca demiştir, kim ödeyecek? Diyordu gidip konuşacağım, indirim yapsınlar diye. Oğlum nasıl öğretmen bu ya? Ne zaman başımız sıkışsa yetişiyor yani. Allah razı olsun da çok ayıp oldu bu sefer. Olmaz böyle, bak bunu ödememiz lazım bizim. Halledeceğim ben anne bir şekilde, sen merak etme. Ne hallet, gözünü seveyim, olmaz böyle bak. Olmaz, kimseye borcumuz kalmasın. Git biz de toplanalım hadi. Babamın koluna bir imza atalım ama önce. Oldu. Vay Mehmet Usta vay. Benim için çok kolay sanıyorsun. Hem benim annem öyle müdüle çay mı içemez. Çok seviyorsa çayı demlesin evinde. Bardak bardak içsin. O ne demek ya? Bu mu yani konu? Tek başına mı içmesi gerekiyor? Oğluyu da içsin. Ya niye bu kadar yükseliyorsun ya? Bir kadının yerine kendini koyabilir misin? Ya kadın bütün gün evde, tek başına. Belki biriyle sohbet etmeye ihtiyacı var. Belki kendini yalnız hissediyor. Niye düşünmüyorsun? Olamaz mı ya? Olamaz Melek. Allah aşkına kapatalım şu konuyu ya. Vallahi bana geliyorlar ha. Hem ben son sözümü söyledim o konuyla ilgili. Bitti. Son sözün derken? Eğer müdürle dedim bir daha yan yana gelirsen, Ozan gibi çeker giderim ben de. Gerçekten dedin mi bunu? Tam olarak böyle değil. Ama bunu anlattım. O da anladı. Bravo Zülfikar. Tebrikler. Gerçekten tebrikler. Kadını evladıyla tehdit ettin yani. Ya hayır, şunu anlamıyorum. Belki müdürden hoşlanıyor ya. Belki müdüre karşı bir şeyler hissediyor. Sırf anne diye, sırf çocukları var diye duyguları yok mu? Bunu mu diyorsun yani? Melek, kapatalım. Tamam. Tamam. Tamam Zülfikar. Kapatıyorum. Ama bu konu tekrar açılacak, haberin olsun. Ben gidiyorum. O ne ya? Şu ki, yeterince eril düşüncelerine maruz kaldım zaten. Şimdi gidiyorum, Aylin'le buluşacağım. Kız kıza konuşacağız. Sen de erkek arkadaşlarına buluş, goy goy yap. Olur mu? Bay bay. Deli çıkacağım. Sen mi geldin? Ne iyi ettin. Uzun zaman oldu. Ben Araz baba. Sadık. Babam. Arzu nasıl? Çok özledim baba. Akşama mücver var. Kal istersen ha. Arzu çok güzel yapar mücveri. Ya kalırsan sevinir. Sevinince güler. O gülünce eve bahar gelir. Arzu gülünce eve bahar gelir Sadık. Baba,
Ben annemi buldum. Arzu. Arzu. Annem öldü baba. Öldü. Arzu. Yani anlayacağın aslanım, bir günde hem Mert babası oldum hem dert babası. Ne var? Oy! Kendine gel bir de, seni dert etmeyeyim. Ya kusura bakma. Ya sen diyorsun ki ben amcayım, öyle mi? Ve yeğenim bir illete kapıldı. Evet ama halledeceğiz. Allah'ın izniyle halledeceğiz. Tahlil mahlil bir şeyler, sonuçlar ne zaman çıkacak? Ya verdim işte kan ben. Kan tahlili, orada bir makine arıza yapmış. Sipariş ettirdim. Gelecek işte, gelir gelmez halledeceğiz inşallah. Ya sormaya korkuyorum ama ya uymazsa? Öyle bir ihtimal yok. Benden değil, senden. Senden değil, ondan. Birinden bulacağız yani. Allah büyük. Sen gene de şey yapma. Mert'in haberi yok ha bu durumda. Tamam. Tamam. Oğlum tamam. Tamam halledeceğiz aslanım. Halledeceğiz. Güçlü olmamız lazım. Tamam ya tamam. Tamam ağlamıyorum ya. Kusura bakma amca ya. Vallahi. O... Ya babasının oğlu o ya. Amcasının yeğeni o. Atlatacak inşallah. Sen şimdi kimsenin haberi yok ama Meltem'in haberi var mıdır acaba ya? Meltem Derya'nın kankisi, onun illa vardır da sen gene de şey yapma yani. Yok yok, sen merak etme. Bu arada ben bu Can'ın babasını sakat bırakan şirketi araştırdım. Ya bunlar var ya, sigortasız iş çalıştırmak desem bunlar da. İş güvenliği zaten hak getire. De onların yaptığı inşaatı düşün. Malzemeden neler çaldılar kim bilir. Tarzan, anlaşıldı. Yarın bir uğrarız. Selamun aleyküm deriz. Bugün işlerin hiç tadı yok. Baksanıza masalar tıraş. Ay merak etme hayatım, birazdan açılır. Ay inşallah kız, çok sıkıldım. Yavrum. Bana bir tane kahve getir, standart çamur sade. Emin olun abla. Arzu'ya gelince emrin olur abla. Bize gelince beş karış sırat. Dalaşma kız çocuğa. Bana da getir bir kadeh. Arzu abla seni dördüncü masadan çağırıyorum. Oo, Arzucuğum. Hadi gene iyisin. Hadi bakalım. Bir de işlere tıraş diyorlar. Sizin de şu iş aşkınız. Maşallah. Hoş geldin genç. Konuşalım biraz.
parasıyla değil mi sonuçta? Kezarda da bu kadar leke olmasını dert etmiyorum. İçimde böyle. Aynadaki lekeler kadar karışık. Gelmişsin. Duymadım geldiğini. Hoş geldin. Ne oldu? Yok bir şey. Var bir şey var. Söyle. Ya ben kime benzemişim biliyor musun Songül? Kime? Yıllardır öfke duyduğum, öfke kustuğum adama. Annemin ölüm müsebbibi o herife. Ben yıllarca benim babam nerede diye sordum. Kendime, herkese. Neden yok bu herif? Nerede bu herif? İntikam almak için. Ama sordum. Şimdi aynı soruları oğlum bana sorarsa ne diyeceğim ben? Neredesin sen bunca yıldır? Niye bizi yalnız bıraktın? Bana ne lan senin dertlerinden? Sen benim babamsın. Yanımda duracaktın derse ne yapacağım? Susacağım. Nasıl susacağım? Bu nasıl bir sınav lan? Hı? Dön bana. Dön bana. Bak şimdi. Kendini suçlamayacaksın. Çünkü sen bana anlattığın o hikayedeki baban değilsin. Tamam. O adam değilsin sen. Nasıl söylenir? Daha farklı... Bana demiştin ya bir gün. 9 canım da olsa 9'unu da veririm sana diye. Evet. Ben de. Sen o adam değilsin zaten. Sen oğlunu bırakıp gittin mi? Bırakmadım. Bırakıp gidecek misin? Asla. O zaman? O zaman kucakla. Ben senin suratını üzgün görmek istemiyorum. Gözünden bir damla yaş aksın istemiyorum. Tamam. Ben buradayım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sarıl. Sarıl bak buradayım ben. Sık sık sık. Çok şey yapma belimi de. He pardon. Oh be. Yanakları ne kadar yumuşak ya. Garson. Buyur abi. Sor bakalım hanımefendiye ne içmek istermiş. Bir şey içmeyeceğim oğlum. Git işine bak. Hatırladın mı? Ben o mektuptaki
yanmış adresin peşinden ta İzmir'e kadar geldim. De. Sen. Tipindeki çocuklarını görmeye bir kez. Bir kez olsun gelmesin. Mektuptaki anne kokusunun peşinden deli gibi koştum. Deli gibi. Her bir satırını kokladım. Ezberledim. Her bir harfini tek tek öptüm. Sırf senin elindeydi diye. Ama hepsi palavraymış. Neydi o? Bazen gitmek gerekir ama her gitmek vazgeçmek değildir. Aras. Ha? Öyle mi? Ben bir şey soracağım, tamam mı? Çok merak ediyorum. Şimdi sen bizi bir bataklık için mi terk ettin gerçekten? Yani bizi burası için mi sensiz bıraktın? Söyle ne olur söyle, lütfen söyle. Hadi. Lütfen söyle, çok ihtiyacım. Al, söyle, dinliyorum. Hı? Söyle ne olur. Hadi söyle. Benim babam sensizlikten kafayı sıyırdı. Adam yok. Anlıyor musun? Ha bir de adam var. Öyle boş boş bakıyor. Baba diyorum. Sacit diyor, Sadık diyor, Macit diyor. Yok adam. Abim hapishanede. Ha? Sen... Senin mezarın sandım bu toprağı. Sen öldün. Neden? Neden yani? Şimdi şey... Böyle bir şey falan içmiyorsun da hani... Sanma ki... Yanında olmanın bedelini ödeyemem ben. Gücüm yeter. Ama senin benim ruhumda açtığın yaraları hiçbir şey ödeyemez. Hiçbir şey. Sevdim. Kandım ona. Yuvamız kurarız dedi. Çocuklarını yanımıza alacağız dedi. Bana söz verdi. Salak gibi inandım. Sonrasında yaşadığımı bilme zaten. Onlara gerek yok. Sonra beni bataktan içecekti. İndikçe indim. İndikçe indim. Sonra sizle tehdit etti beni. Orada bitti. Ben bu bataklığı kabul ettim. Sizle tehdit etti Aras. Yapacak bir şey yok. Çok borcum var. Ne kadar borcum var?
Hadi bakalım. Bekleme yapma, istasyon değil burası. Yürü genç hadi. Anne ne olur söyle. Ne kadar borcum var? Rakam söyle. Yok borcum anne, senin. Lütfen söyle. Yok. Lütfen. Bak ben diyeyim. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Allah rızası için yalvarıyorum. Köpeğin olayım git. Anne, ne olur git buradan söyle, diyorum. Git buradan. Lütfen anne. Git lütfen. Buradan. Anne. Asuman, ay ne yapıyorsun? Yangın çıkaracaksın. Söndür şunu suyun altında. Söndür. Dur ya, sen karışma. Allah Allah, sen kendine bak. Cayır cayır yanıyorsun. Bir yangının ortasına bir bardak su dökenin yok. Ay kapat şunu ne olur. Çok fena oldu. Ah. Ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Mert'i düşünüyorum. Ne yapıyor şu anda acaba diye. Ya az önce Gizem'e mesaj çektin ya. Uyuyormuş çocuk. Derya. Bak ben sana ne diyeceğim. Ama sakın hemen köpürme. Tamam. Kıvancı mı soracaksın? Kıvancı mı? Bak kapatalım konuyu ne olur. Ben onu çoktan aklımdan çıkardım. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Şu anda benim derdim zaten bana yeter. O konuyu da nasıl öğrendi hiç umurumda bile değil. Oğlum bir iyi olsun ama onun peşine de düşeceğim. Çözeceğim ben onu da. Tamam Deryan, beraber çözeriz. Ben buradayım. Bak yanından hiç ayrılmıyorum. Ama... Ben diyorum ki, sen acaba gidip şu Mert'in babasını bir bulsan, durumu anlatsan, beraber mücadele etseniz, el ele tutuşsanız. Ya ben bilsem adamın nerede olduğunu, vallahi paçasına yapışacağım. Diyeceğim ki kurtar yeğenimi diyeceğim ya. Ama bilmiyorum ki, adama sır ettin yani. Ama yine de bir tahminim var. Mert'in babası emin değil mi? E hayatına ondan başka kimse girmedi ki. Ha? Emin mi? Emin evet. İşte gördüm. Tamam git Emin'i bul, her şeyi anlat ona. Hadi gurur yapma artık ya. Asuman ben onu buldum. Onunla konuştum. Buldu mu? Emin'i buldun. Ne diyorsun? Bak gördün mü? Yaktığım çaylar nasıl işe yaradı? Hadi bak. Neredeymiş? İstanbul'da mıymış? E git söyle. Çocuğun ölüyor de. Ya tövbe estağfurullah. Allah korusun ya. Deme şöyle Asuman. Ben onunla konuştum. Biliyor. Ay biliyor mu? Ay konuştunuz. Eski aşıklar buluşmuş. Eski çamlar bardak olmuş. Dertleşmişler. Oh oh oh. Kadere bak ya Rabbim sen. Nerede buldun? Okulda. Mert'in öğretmeni. Okulda mı? Mert'in öğretmeni? Ya hangi öğretmeni bu? Hiç kimse de aklıma gelmiyor. Vallahi 40 yıl düşünsem okul kim olabilir şimdi? Hangi bir Sadi Bey var ama yani. Sadi. Vallahi aklıma gelmez Sadi'nin Mert'in babası olduğu. Asuman, bak Sadi de yeni öğrendi durumu. Mert hala bilmiyor. Eğer öğrenirse böyle bir travmayı asla atlatamaz. Şimdi annesi olduğumu öğrendi. Bir de üstüne bu. Ne olur? Ne olur Asuman? Ay yine de çok şaşkınım. Demek Sadi Mert'in babası. Ay senin de kaderine bak. Git bir adamdan çocuk yap, adam sonra yıllar sonra en yakın arkadaşınla evlensin. Ama neyse, Songül'ün çocuğu yok, çöpsüz üzüm. Ne olacak ki ama? Ay dur, ben bir tane daha yakayım çay. Yakma. Dur, yakayım. Yakacağım ben. Her yeri yakacağım. Her yeri yakacağım. Her yeri. Her yer yanacak. Yeter. Her yeri yakacağım. Her yeri yakacağım. Tamam, oldu.
Tulumları çıkartsın. Hayırdır abi? Bakacağız artık. Hayır mı? Şer mi? Arabayı parçalayacağız. Abi, kum saati ne zaman döner? Kumlar dökülmeye başladı bile. Değerli olan tüm parçalarını, parayı çek tüm parçalarını tertemiz istiyorum, tamam mı? Sabaha kadar kurtaralım bunu kemiğinden. Biz de. Haydi seversiniz. Hadi paketleyelim ya. Sade. Yine mi ya? Karamambam, gitgide daha güzelleştiğin için kıyıp uyandırmak da gitgide daha zor oluyor. Ama bu böyle gitmez. Bir gün dayanamaz, öperek uyandırırım ona göre. Senin Sadin, senin Bayaslı. Özür dilerim kızım. Baban gitgide artan güzelliğin senden geldiğini asla öğrenemeyecek. Çok üzgünüm. Ama yanlış zamanda düştün oraya. Çok yanlış zamanda. Bir sürü adam toplanmışsınız bu şantiyeye. Ya ben ne yapıyorsunuz ben merak ediyorum doğrusu. Birbirlerini eziyorlar iş paraya gelince. Ama işe gelince taş üstüne taş koyan yok. Bana bakın. Dingo'nun ağrı değil burası. İşine sarılmayana bundan sonra ekmek yok. Tamam mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş, fırçanızı bölüyor gibi olmasın ama biz bu inşaatı müteahhitini arıyoruz. Ne yapacaksın sen müteahhit? Bir mesele var da onu halledeceğiz. Şimdi şöyle bir girizgah yapayım ben. Biz kardeşiz. Aynı babadan iki farklı vardı. Bunun anasının adı Nazmiye'ydi, benimki Sebra. Ama babamız birdir bizim. Bizim çok yakinen tanıdığımız, pek de bir sevdiğimiz dostumuz kaza geçirmiş burada. İşte onu konuşmaya geldik. Araç mı keseceksiniz lan? He? Sıkıntı falan hayırdır? Basın gidin adamın canını sıkmayın. Yok tüy parası, yok kamp parası. Bitmediniz be! Hadi! Bakın biz sizin gibileri çok gördük. Yanlış inşaattasınız. Canınızı yakmanı hadi alın oltanızı hadi yürü. Arkadaşlar bakın. Bakın. Pişman olacağınız sözler çıkıyor ağızlarınızdan ya. Bak güzellikle halletmek için ben sizden bak ben sizden neydi amı ya orada? İstirham. Hah. İstirham. İstirham ediyorum. Oğlum siz kendinizi dövdürmek için yer mi arıyorsunuz lan ha? Basın gidin benim tepemin tasını attırmayın. Hadi. Yalan lan. Ortak. Bu adamlar, bu şekilsizler bizden harak almaya gelmiş. Onların ne alacağı belli. Şşş, hadi diyorum size basın. Eyvallah Kerem. Bak. Gel 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 gel. Lan.
Allah'tan korkmuyorsun, kuldan utan. Dere inşaat yapıyorsun. Nasıl? Lan sen. İşçi kardeş. Sakin. Bizim işçiyle bir sıkıntımız yok. İşçi, emekçi veli nimetimizdir. Baş üstünde yeri vardır. Sizinkisi zaten sendikasal bir sorun. Senin adın ne aslanım? İbrahim. İbrahim. Adın büyük. Hediyem olsun. Teşekkür ederim. Bugünlük paydos. Hadi yiğitlerim. Dayı oğlu, hadi sen de. Evet. Sizin ne işimiz var? İşimiz var. Çak! Bismillah. Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Abi ne olur bak. Anlaşabiliriz. Yalvarırım yapma. Böyle adam öldürülmez abi, ne yapıyorsunuz ya? Ne istiyorsanız veririz. Abi Allah aşkına ne olur. Kirvem. Bak şimdi tane tane anlatıyorum. Beni iyi dinle. Bir. Bu inşaatı durduruyorsunuz. Kontrollü bir şekilde yıkıyorsunuz. Burada insan yaşamaz. Yaşamaz. Derenin üstünü inşaat yapmışsınız. İki. Siz bu muhitte başka inşaat yaptınız mı? Yaptık abi. Bu semtte başka apartmanlar diktik. Onların zemin etüdünü istiyorum. Kardeşime vereceksiniz. Sonra biz karar vereceğiz. Bir de sizden bir daire istiyor. Abi iki tane verelim, iki tane. Hepsini al abi, hepsini. Bir tane istiyorum da, bir tane. Tamam abi. O da garibana gidecek. Bir de benim eleman muhasebeci. Öyle masa başı bir iş bulursanız çok makbule geçer. Ayarladık, ayarladık abi ya. Ayarlarız abi. Ayarlarız abi, yapma. Abi çıkar mısınız bizi? Eyvallah. Şimdi sizi kardeşimle baş başa bırakıyorum. İnisiyatif onda. Artık kısmetiniz, kaderiniz neyse. Abi, Allah aşkına abi, hadi çıkar bizi, gözünüz seveyim abi. Abi bir şey diyeceğim, ben sabaha kadar vallahi yorulurum ha. Böyle gitmez ya, böyle olmaz. Nasıl olmaz? Ağam fanteziyi sever. Ama ben fanteziyi sevmem. Abi, abi ne yapıyorsun abi? Ben sonucu severim. Ne olur? Abi Allah aşkına abi, yapma. İnan yokmuş ya. Ama yapma ya. Bir toprak gömülemeysen yapma abi. Her şeyi benim. Tekrarlayın bakayım. Ne olur abi, gidiyorsun abi. Yapma lan senin olur ya. Ne olur yapma, yapma. Abi! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne işin var la senin burada? Hiç. İadeyi dert dinleme yapayım dedim. Benim derdi dinlediğin güne istinaden. Dökül bakalım, nedir mesele? Mesele ne olacak oğlum? Mesele sevda. Şimdi kavram olan sevda mı, yoksa bizim kara sevda mı? Yoksa her ikisi birden bizim kara sevdaya olan sevda mı? Vallahi Miriket, inanır mısın? Bu sefer ikisi de değil ha. Mesele bu sefer Sevda'nın babası. Ne olmuş babasına? Oğlum adam aldı bir kere kokuyu. Kızının hırsızlık yaptığını biliyor. Eğer bir daha böyle bir şey yaparken yakalarsa okuldan alacak. Hatta bana kalırsa bir daha evden bile çıkarmayacak. Anladım. Diyorsun ki kızı da çekeceğiz bataklığa. Hı? Aynen öyle diyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ben de tam olarak onu düşünüyorum, biliyor musun? Çözüm basit. Bırakacak hırsızlığı. Nasıl bırakacak lan? Bu tamirhaneyi de bırakması anlamına gelir. Onsuz yapamam ben. Sen de ayrıl. Nasıl ya? Basbaya ayrıl oğlum işte. Hayatınıza, kendinize ikinci bir şans verin lan. Oğlum. İyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun da Araz'la birlikte büyüdük biz. Araz benim bütün çocukluğum, her şeyim. Araz, Araz, Araz. Nasıl bırakayım gideyim? Bir tarafta Araz, bir tarafta kara sevda. Yol ayrımındasın birader. Birini tercih etmen gerek. Seçmen gereken belli. Senin için hayırlısı olan olur. Yolcular yanılır ama yollar yanılmaz kardeş. Hadi kal sağlıcakla. Hallederiz, sıkıntı yapma.
tarafta Aras, bir tarafta Maras. Aşkım, telefonda bir iki gündür sesin biraz şey geliyor ya. Ya ver benim canım, çok sıkkın ya. Niye, ne oldu ki? Bir yakınım çok hasta. Mert var ya, Derya'nın kardeş. Aşkım, doğrusunu söylemek gerekirse biliyorum. Ağam söyledi. Ağamın şeysi ya. Öğrencisi ya. Mert. Öğrencisi. Ama sen merak etme, ağamla da konuştum. O illik olayını çözeceğiz. Yeğenim iyi olacak. Yeğenim mi? Mert'e mi dedin yeğenim diye? Yok şey ya, işte bizim oralarda yeğenim falan deniyor ya. Nasılsın yeğenim falan gibi. Ondan, onun gibi yani. Mert adı gibi mert bir çocuk. Allah onu anasına babasına bağışlayacak. Dik duracak çocuk. Ben inanıyorum. Anası babası mı? Ay ağzına yaver. Ya anası babası vefat etmiş tabii de. Ben ablasına demek istedim yani. Onu. Yaverim. Sana bir şey soracağım. Ağan Mert hakkında başka bir şey söylemiş olabilir mi sana? Bilmem. Olabilir mi? Bence olabilir. Aşkım ne biliyorsan söyle, vallahi bak üzerim az daha. Tamam, o zaman aynı anda söyleyelim. Tamam. Tamam, o zaman üç deyince. Tamam, üç deyince. Bir. Ağam Mert'in babasıymış. Bir de söyledim ben de ya. Sır veren ağzını seveyim ağam. Sen de aynı şeyi biliyorsun değil mi? Hangisi? Ah, şükür. Vallahi şükür. Peki sen baştan beri biliyor musun yoksa yeni mi öğrendin? Aşkım ben başından beri biliyorum. Ha. Sana söylemedim diye bozulmadın değil mi? Yok aşkım ya, tam tersi. Yani en yakın arkadaşının sırrını verseydin nasıl o zaman bozulurdun? Şerif biliyor mu? Şerif? Kasabanın Şerif'i. Şerif kim ya? Yaver belinde silahla dolaşan kaç insan tanıyorsun burada? 10, 20, 40 oradan. Songül diyorum. Songül ne sayıyorsun ya? Aa, Songül yengem biliyor. Biliyor, ağam söylemiş. Ne demiş? Sağ sola sıkmış mı? Bak Meltem, ben sana diyorum bak, sen yengemi tanımıyorsun ya. Senden iyi olmasın ama melek gibi bir kadındır benim yengem. Aşkım ya, Azrail de melek. Aşkım. Of, tamam tamam. Ay yaver, çok zor durum. Vallahi Allah yardımcısı olsun Songül'ün de. Evet öyle, öyle. Ama yengem anlayışlı bir insan. Bundan emin olabilirsin yani. İnşallah atlatacağız. Bu günler de geçecek. Aşkım çok karışacak buralar. Sen merak etme. Sen iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Canım benim. Atlatacağız bunları. Ne haber? Aşkım. Güzel karıcığım, kocacığın arıyor. Niye açmıyorsun? Hı hı. Tabii ki. Müsait değil. Evet. Anam. Ne kadar güzel oldu ya. Buse Naz. Mert. Sadi. Evet, böyle. Songül biraz uzak kalmış böyle. Meltem. Yaver. Bu da rahmetli Metin Baba. Biz büyük güzel bir aileyiz. Oh, bunu da buraya koyalım. Evet. Güneş alsın. Buse Naz. Çok iyi oldu. Ana sen niye yamuldun la? Bunu ç- Bizim sığınağımız bu evdi. Yaşamak için ucundan sıkı sıkıya tuttuğumuz ahşap parçamız bu evdi Sadi. Sen o ahşap parçasından inip gittin. Eğer dönmezsen ya da ben seni bir daha bulamazsam, bu gidişin seni kaybetmekse ben bu ahşap parçasında sensiz olmam Sadi. Ya ikimiz ya hiç.
bu gidişin bir dönüşü var mı bilmem ama olur da dönersen ve o gün ben bu evde olmazsam bu yazının ardındaki fotoğrafa bak. Ben hep oradan gülümseyeceğim sana. Aynı aşkla. Seni seviyorum Sadık. Keşke şimdi şu kapıdan tekrar girsen. Bir bahaneyle söze girsen, bir şey unuttum desen mesela. Beni unuttun diye koşup boynuna sarılsam. Hiç aralık vermeden, nefes bile almadan, durmadan seni seviyorum desen ve bir daha hiç ayrılmasak. Seni seviyorum Sadık. Kızımız olacaktı. Hayırdır Melikeciğim? Sadi abi çok kötü bir şey olmak üzere. Songül ablaya ulaşamıyorum. Telefon sinyalini takip edebilirim ama şu an bulunduğum yerde bunu yapabilmem mümkün değil. Hala komiserim yapar ama. Melike sakin ol. Direkt söyle ne oldu? Songül'e bir şey mi oldu? Songül ablaya yetişmen lazım. Bebeği aldırmaya gidiyor. Ne bebeği? Sadi abi. Songül abla hamile. Kapat. Ya ver, beni köşeden al. Soru sorma, beni köşeden al! Enişte? Taylan bana Songül'ün nerede olduğunu bul. Telefonu kapalı. Taylan'dan konum gel. Dön, göbekten dön. Göbekten dön. Bas, 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 bas. Songül Hanım. Sizi birazdan müdahale odasına alacağız ama önce birkaç imzanızı almamız lazım. Bas Yaver, bas. Lan nereye gidiyoruz biz ya? Hayat kurtarmaya Yaver. Anlatacağım size. Bas lan! Affet beni. Affedin beni. Buyurun alalım sizi. Buyurun. Hazır mısınız? Hazırım. 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 Lütfen ben karar değiştirmeden hemen başlayabilir miyiz? Songül Hanım, acele bir karar vermiş olabilirsiniz. Bakın, bazen aceleyle kararlar veririz ama sonra çok pişman oluruz. Eğer ben vazgeçtim derseniz buradan hemen çıkıp gidebilirsiniz. Yapalım. Yapalım. Sağlığın tamam. Tamam.
Sadece benim sağlığımı sadece. Canım o kadar yandı ki. Canım o kadar yandı ki. Bu patikleri boş bırakamadım. Ağlama. Ağlama. Bak bana. Ağlama. Bak. Kızımızın ilk patikleri. Sen giydireceksin ona değil mi? Ha? Şimdi. Ha? Benim kızım burada mı? Burada. Seni hiç bırakmayacak. Hiç bırakmayacak, tamam mı? Bak bana. Bana bak. İçini ferah tut. İçini ferah tut. Çok güzel yılların olacak bu sen Azla. Mert de. Ve onlar senin için ne diyecekler biliyor musun? Bizim babamız dünyanın en güzel, en güçlü babası diyecekler. Tamam. Yorma kızım. Ben baban. Sadık ve Aslı. Canım kızım. Seviyoruz seni. Gençler eyvallah. Güzel iş çıkardınız. Elinize sağlık. Bereket versin. Az mı buldun ha? Bu işi senin için son kez yaptım kardeş. Ben artık temiz tarafa geçiyorum. Ne diyor bu? Anladınız mı şey? Bural bak. Zor günler geçiriyorum, tamam mı? Kafam biniyor ya. Psikolojim iyi değil. Beni yorma. Al şunları hadi. Yokum diyorum Aras. Ben söyleyeceğimi dost doğru söyledim. Ne diyorsun oğlum? Ne demek yokum? Bitti Aras. Ne demek bitti lan? Yol bitti. Yol bitti. Ulan bize sırtını dönüp gitmek bu kadar kolay mı ha? Ne diyorsun? Neyi bırakıyor? Neden vazgeçiyor ha? Neyi terk ediyor? Ne demek bitti oğlum? Kardeş değil miydik oğlum biz ha? Kardeş değil miydik? Hani kardeşlik lan biz? Ha? Buradaki herkes giderdi, sen kalırdın. Bak onlar duruyor burada. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum biz kardeş değil miyiz? Bak beni sinirlendirme. Biz kardeş değil miyiz? Gitsin kalın. Hadi vur, hadi vur, hadi. Hadi vur bir tane, hadi. Hadi gel. Hadi vur, tamam hadi. Çıkar cini, çıkar hadi, çıkar hadi gel. Tamam yaptık. Sevda işi sen böyle yapıyorsun. Ben seni anladım. Hadi vur. Hadi vur sen. Bitti Aras. Biz yine kardeşiz. Ama farklı yerlerde olacağız, tamam? Bak biraz yürekli ol, delikanlı ol, vur. Hadi. Yürek başka şeylere de lazım Aras. Yürek başka şeylere de lazım. Umarım bir gün bunu sen de anlarsın kardeşim.
Sağ ol gitsin abi. Boş ver. Gel. Ben bıraktım Sevda. Neyi bıraktın? Karanlık tarafı. Tamirhaneyi, arazı, pis işleri. Yani kesiciliği, her şeyi. Bu yük artık ağır geliyor. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Araz mı sıktı canım, ne oldu? Canımı sıkan şey aslında ne biliyor musun Sevda? Ben seni bu yerde daha fazla görmeye tahammül edemiyorum. Bizim yüzümüzden babanın seni okuldan alma korkusunu yaşamana sebep olmaya dayanamıyorum. Elimden bir şey gelmemesine dayanamıyorum. Böyle giderse gözümün önünde heder olup gideceksin. Ben bunu görmek istemiyorum Sevda. Bak sakın yanlış anlama tamam mı? Bak bu sefer ben gerçekten sana kuru yapmıyorum. Yani içimdeki yara sana dair evet. Ama bana ait. Hiçbir beklentim yok senden. Sadece içimdeki yangını temiz bir tarafa taşımak istiyorum. Bu cehennem zaten tek başına yetiyor bana. Yani ne olacak peki? Planın ne? Bilmem. Sonrasını pek düşünmedim. Ama herhalde başımı önüme eğdirmeyecek bir iş bulurum ha. Ne diyorsun? Gerisi zaten genizde yumru. Hem ne demişler? Her aşk kendi vedasıyla gelir. Ben de düştüm bu vedanın peşine. Yürüyorum işte. Bakalım menzilimiz nere? Eyvallah Sevda. Hissettirdiğin her şey için minnetler bize. Her şey için. Eğer kabul edersen sende kalsın tamam mı? Ne bileyim belki. Hatırlatır beni sana. Hoşça kal tamam. İstediğin zaman buradayım. Tarafa, yanına, benim de. Tamam kardeşim tamam. Tamam iki gözüm sen seçenek fazla olsun ya. Tabii seçmesi kolay olsun. Bol bol olsun bol bol. Tepeleme doldur. Bir sonra seçmesi daha kolay olur. Hadi aslanım be. Hadi Allah razı olsun sağ ol. Ay. Songül sen ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Sen ne yapıyorsun? Meningit yaptım işte içelim diye. Sana meningit serbest mi? Ay ya sadece tabii ki yani. Çok abartmadığım sürece tabii ki serbest yani. Amerikan öyle keseceğim. O zaman günde birer fincan içme hakkım doğuyor seninle. Meningiç. Benimle ve kızımızla. Seninle ve kızımızla. Evet. Ama bak
Bak şimdi öyle diyorsun da sen artık bu evde hiçbir şey yapma. Tamam mı? Sadece var ol. Bak yemek, ütü, çamaşır, halı temizlik, silkeleme hepsi bende. Kahve de ben. Kahve yapıyordum zaten bir tek. Ama olsun olsun ağır bu. Bak. Oo, ağır bu. Ama içebiliyorsun. İçiyorum. Sen böyle rahat değilsin sen. Sadece. Dur dur şey yapma dur ama. Ulan be ben de. Kraliçe Elizabeth gibi oldu. Evet, yok Kösem Sultan gibi oldu. Kösem Sultan oldu. Mah Beyker, yok Mah Beyker. Evet, ben de buraya geleyim. Böyle yapalım. Rahatım. Öyle iyi misin? Hmm. Oh be, ben de rahatım. Ama yastıkları koyduğun için değil. Kocam yanımda olduğu için rahatım. Hmm. Ben hep yanımda olacağım. Onu kör ediyordum karım. Evet. Kimle konuşuyordun sen? Emlakçıyla. Ne emlakçısı? Salon, oturma odası, yatak odası. Buse Naz'ın odası yok. Daha büyük bir yer buldum. Sadece olmaz. Ya Allah aşkına şimdi bu memur maaşı deme. Memur maaşıyla biz kilerde bile yaşayamayız. Yani tarlaları sattık deriz. Bir sürü tarla var köyceğiz. Sadece olmaz. İstemiyorum ben bu evden taşınmak. Niye karamam ben? Karamam ben. Çünkü... Ya bu... Bu evin her yerinde bizim anılarımız yok mu Sadık? Sadgül anıları. Var. Mesela bu koltuk. Hatırlıyor musun ilk karamamba yapmıştın bana? İlk burada demiştin karamamba diye. Yengem çok haklı. Vallahi Allah hepsini ıslah etsin. Karamamba. Kadın fırsat bulduğunu sokuyor abi. Ben şu ilanları sökeyim. Ben sökerim kardeş, sıkıntı yok. Sen onu duydun muydun ya? Hmm, işte tıs. İyi duyuyorum. Hem mutfakta. Hatırla. Mutfakta bana bıçak çekmiştin. İyi akşamlar. Songül sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim kızım kendini sen bana. Sen niye bana ninja gibi bıçak çekiyorsun? Ya o tilki gibi sinsi sinsi gireceğine çalsana zile. Ötüyor kuş. Allah'ım yarabbim. Dün geceki gibi bağırma diye çalmamış olabilir miyim acaba? Antredeki ışık. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karımsın. Ve karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan arabayı daha ucuz bir modelle değiştirir. Ama bu yüzük bu parmaktan asla çıkmayacak. Ha, şu masada bilek güreşi. Hmm, seni nasıl yendiğim gün onu asla unutamam. Onu hatırlamaydım iyiydi ya. Yenildin çünkü. Ama orada hile var. Hile yoktu be. Öyle deme. Yoktu. Tabii hatırlıyorum. Sen ilk bu banyoya su sıçrattığında beni deliye çevirmiştin hatırlıyor musun? Ne kadar kızdırmıştın beni. Evet. Ve ben ne düşündüm biliyor musun? Bir kadın kızınca nasıl bu kadar kat kat daha güzel olabilir? Ben de neyi hatırlıyorum biliyor musun? Yani tam kelimeyi hatırlıyor musun? Tam sanki sen şurada tam ilk bir şey olmuştu. Şurada. Nerede? Şu salonun şurasında bir şey oldu. Dilimin ucunda bir kelime. Göstereyim. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bu gönlümü, beynime, her yerime kazınmış. Ne diyorlar Fransızlar? Hatırlayamadın değil mi? Az. Burada öpmüştün işte beni ilk. Evet burası. O yüzden sadece. Bak. Bu ev. Bu evin her yeri. Sadi ile Songül ya. Biziz. Bırak o yüzden Buse Naz buraya. Buraya gelsin. Burayla tanışsın. Bak ben bu eve ilk girerken. Hatırlıyor musun? Şey. Hep dedim, ben bu adamla nasıl yaşayacağım bu evde? Ay bir de ev küçük, sürekli birbirimizi göreceğiz, tanığım manım. Dediğim evden, bu adamsız olmayan bir eve dönüştü. O yüzden bırak Buse Naz buraya da olsun. Olsun. Ben de hatırlıyorum. Ben bu kadınla 3 saniye geçiremiyorum.
Böyle birine zaten zinhara aşık olamam. Dediğim kadınla şimdi aşığım ve bu evdeyim. Kötü başladın ama güzel gitti. Hep sonunda kurtarıyor. Evet, peki güzel kardeşim. Anladım demek istediğini. Katılıyorum sana. O zaman öyle olsun. Buzdacık. Burada atsın gözlerini. Bizim bu eve sinen kokumuzu nüfuz etsin. Beraber mutlu mesut ve beraber mutlu mesut yaşayalım. Ne güzel değil mi? Sade. Efendim kardeşim. Bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi biz Buse Naz dedik de. Hı-hı. Daha cinsiyeti belli değil ki. Belli değil. Buse Naz bekliyoruz. Erkek olursa bir hayal kırıklığına uğrar mısın? Ben Buse Naz bekliyorum kız babası olmak. İstediğim şey benim yani çok onu istiyorum. Ama evlat ayırt edilmez yani. Buse Naz olur. Burhan olur. Yok yani Burhan Hanım'ın dedi. Şöyle, yok şaka yapmıyorum. Kız olursa zaten bu seras. Oğlan olursa... Metin Yiğit. Tanışmaya nail olamadı. Çok saygı duydum. Sevdiğim. Dedesi gibi olsun. Aynı zamanda da abisi gibi mert, yiğit olsun. Rol modeli olsun. Tabii ben bunu kendi kafamda kurdum. Hayalime seni katılmış oldum. Benim ayıbım. Ama sen olur verirsen yeşil ışık yakarsan bu iş olur. Kız olursa bu sevmez. Erkek olursa Metin Yiğit. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hı? Evet söyle. Sen karnın acıktı mı? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Böyle rahatsın değil mi? Rahatım. Dur. Rahatım. Hı? İyiyim. Hı? Sadece daha büyümemiş karnım. Bakıyorsun. O küçücük sonra büyüyecek. Böyle bir şey söyleyeceğim. Giyim odasını yapacağız ya bu senasın odası. Evet. Sol tarafa Buse Naz'ın yatağı. Sağ tarafa da Mert. Mert? Abisi arada görmeye gelecek. Kardeşin babasıyla vakit geçirmeye gelince nerede kalacak? Çocuk kardeşinin yanında kalacak zaten değil mi? Hı? Burası neresi biliyor musun? Neresi? Sana 1001. kez aşık olduğum yer. Ya çok saymışsın ama. Sizin karnınız acıktı mı? Acıkmadı, acıktı. Ha, acıkmıştı karnınız. Acıkmadı. Ha, ben size bir şey yapayım. Hayır, bir şey yapma. Yani burada yapma. Nerede yapayım? Mert'e gidelim mi yemek yemeye? Gerçekten. Hem bilmiyorum. Belki istersek yani sen de istersen. Belki bir müjde moralini düzeltir. Evet. Evet. Ah! Ne oldu? Ne oldu? Ah, hiç bir şey olmadı. Oldu be. Oy oy. Malzeme alalım malzeme. Ne yemek yapsak yarar acaba? Etli bir şeyler yapalım. Kapuska. Yayla çorbası da iyi gider. Senin kapuskanı seviyordum. He. Evet. Bol bol yaparım ben ona gelsin. Hı. Hadi bakalım. Aç ağzını uçak geliyor. Hadi. Asuman ablacığım Mert'in kaç yaşında olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum Gizemciğim. İkiniz de çocuksunuz. Hadi. Ablacığım benim canım bir şey yemek istemiyor. Ne olur ikiniz de anlayın bunu ya. Gördün mü senin yüzden iştah kaçtı.
bari bu tepsiyi de ben götüreyim mutfağa. Zaten ortalık çok dağınık. Bak tamam güzelsin, hoşsun ama yani hiç ev düzenini bilmiyorsun ha. Abla tavsiyesi biraz evi düzenle, öyle olmaz. Hadi götüreyim bari, ne yapayım bana kaldı. Mert, bir gün Derya ablayla hani benim aram çok bozuktu, hatırlıyor musun? Vallahi ben o dönemi bile çok özledim ya. Ben de çok özledim. Sen bakma ona ya, takma kafayı. Değişiktir biraz. Ama yani tatlı kadın da laf soktu bana yine. Neyse kapı çalıyor. Ah Gizem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kuzum? İyi, buyurun geçeceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nerede? Mert, bak kimler geldi Mert. Çok geçmiş olsun, kusura bakma gelemedim yanına. Hiç önemli değil, hocam gelmişti zaten. Duydum. Öpücük. Sözlü de yapmış, kaç aldın bakalım sözlüden? Vallahi bilmiyorum, birkaç kilo almışımdır ya. Vallahi siz gelmeden bayağı mızıkçılık yaptım herhalde artık her akşam yemeğini, değil mi? Yiyecek ama önce benim mutfakta hazırlık yapmam lazım. Ben yapmıştım 4 kap yemek hocam. Eminim güzel yapmışsınızdır ama izin verin bu gecenin menüsü benden olsun. Peki, ben yardım edeyim size. Gerek yok. Benim kocam bana da dokundurtmaz zaten, sever o kendi yapmayı. Peki. I'm in the kitchen, don't disturb. Gördün mü ya Mert? Bak nasıl. Otursana de, otur. Bak nasıl, öyle bir hoca ki yani baba gibi öğrencilerine. Değil mi Songül? Asuman abla, biz böyle boş boş konuşacağımıza sofraya mı yardım etsek? Edelim. Ay sen de bir misafire terlik verseydin. Çok haklısınız ama Songül abla beni biliyor ya, bunu bir şey yok. Boş ver Gizem, gel hadi alalım biz, gel. Z kuşağı bunlar ya, Z kuşağı. Başver, gel. O da girdi ayakkabıyla. Ay yalnız bunun kıvamı. Lezzeti pek yerinde yani Sadi Bey, ellerinize sağlık. Afiyet olsun, estağfurullah. Bildiğiniz yayla çorbası işte. Eminim siz çok daha iyi yapıyorsunuzdur. Ben de iyiyimdir mutfakta. Yani öyle derler de. Derya, çorbada kıvamı pek tutturamaz. Oğlum niye karıştırıyorsun kepçeyle şey gibi? Hadi birkaç kaşık al. Hadi aslan ol. İyi misin Songül? İyiyim canım, iyiyim. Çorbanın dumanı gözümü sulandırıyor ondan. Duygulandın ama değil mi? Ha? Ama kim duygulanmaz ya şu sahne karşısında, ha? Songül ablacığım, senin müjdeli bir haberin vardı, öyle söylemiştin. Neydi o? Ha. Evet, var bir müjdeli haberimiz. Ama önce Mert yemeğini bitirecek, ondan sonra söyleyeceğiz değil mi Sadi? Merak ettim ben de haberi. Hayırdır inşallah? Hayır, Asuman Hanım. Pek bir hayırlı haber. Hocam. Songül abla. Aslında benim de sizinle paylaşmak istediğim bir haberim var. Tabii buyur. Dinliyoruz. Sevdiklerimin ömrüm boyunca benden sakladığı bir haber. Yani ben de sizden, çok sevdiğim iki kişiden bunu saklamak istemiyorum. Derya ablam benim ablam değil, annemmiş. Ya ben çok küçük yaşta öksüz ve yetim kaldığımı zannediyordum. Ve aklım erdiğinden beri acısını yaşadığım, anneler gününü mezar ziyaretinden ibaret kılan öksüzlüğüm, meğerse ablam
Yani annemin tercihiymiş. Tıpkı şu anda. Tıpkı şu anda hayatta bile olup olmadığını bilmediğim babamın benden mahrum bırakılması gibi. Şaşırdınız değil mi hocam? Şimdi bu şaşkınlığınızı 100.000'le çarpın. 100.000'le çarpın. Belki neden iştahsız olduğumu o zaman anlarsınız. Biraz konuşabilir miyiz? Gittin ne istiyorsan Asuman abla. Ay senin güzel bir haberin vardı Songül. Hadi onu söyle de bir içimiz şenlesin. Var. Ama onu seninle ziyan etmeyeceğim. Gizem mutfağa gidelim mi? Biz Türk kahvesi içeriz. Gidelim. O da Derya'ya kızıp kızıp bana patlıyor. Sanki ben çocuk yaptım kocasını. Anlıyorum. Derya'ya kızgınsın, öfkelisin. Normal. Ve yaptığı şeye bir neden arıyorsun. Ama eğer odaklanırsan, onun gözleriyle bakarsan olaya nedenini de bulursun. Bu kadın neler yaşadı? Yaptığın neden yapmak zorunda kaldı o an? O anki durum neydi? Psikolojisi neydi? Bütün bunlara odaklan. Anlamaya çalış. Anlayamıyorum hocam. Seni kim büyüttü aslan? Derya Yılmaz. Derya Yılmaz. Sen hastalandığında başında kim bekledi? Sen düştüğünde kim kaldırdı? Sen eve üzgün geldiğinde kim seninle konuştu? Kim seni teskin etti? Kim başında bekledi? Kim en çok üzüldü? Tamam Derya Yılmaz. Derya Yılmaz demek. Ama Derya Yılmaz bir insan. Bir hata yapmış. İnsanız. İnsan beşer şaşar. Ben yaptığım hataları, yanlışları sana anlatmaya kalksam burada 25 saat konuşuruz. Anlamaya çalış kadın. Sen şimdi kadıncağızı cezalandırıyorsun. Ben buraya cilt cilt hukuk kitabı da getirsem senin ona uyguladığın cezayı aynısını bulamam kitaplarda. Böyle bir dünya yok oğlum. Yok böyle bir dünya. Sen benim annem değilsin demişsin kadıncağıza. Kapıyı çarpıp çıkmışsın. Bundan daha büyük ceza bir anne için cehennem mi? Evladı. Sen akıllı bir çocuksun oğlum. Kalbi büyük bir çocuksun. Fedakarlıklarını görmezden gelme. Hocam. Hocam bir bana bak. Hocam ben hastayım. Ben hastayım ve ölmek üzereyim. Ben bu korkunç gerçekle her an yüz yüze yaşıyorum. Benim yaşamım için uygun iliğin bulunması gerek. Peki hangi anne? Hangi anne ölmek üzere olan oğluna ilik lazımken babasının kim olduğunu saklar? Hangi anne hocam? Belki de benim yaşamım için sadece babama ihtiyacım vardır. Hocam ben senden saklamayacağım. Her gece yatmadan önce telefonumun alarmını kuruyorum. Her saat başı çalıyor. Uyanıyorum. Şükürler olsun yaşıyorum diyorum. Sonra tekrar kuruyorum. Tekrar uyanıyorum. Şükürler olsun yaşıyorum diyorum. Sonra tekrar kuruyorum. Tekrar uyanıyorum. Tekrar kuruyorum. Tekrar uyanıyorum.
Hocam var. Hocam ben... Hocam ben ölmekten... Oğlum şşt. Sakın. Sakın. O lafı bir daha duymak istemiyorum. Tamam mı? Bir daha duymak istemiyorum bunu. Yok öyle bir şey. Sana ölüm yakışmaz oğlum. Aslanım ben. Açacağız bu olayı hep birlikte. Tamam. Ben bunu duymak istemiyorum. Ne gerekiyorsa bulunacak. Birlikte bulunacak, her şey bulunacak. Dağları yerinden oynatırım, kendi de bulurum oyunu. Tamam mı? Sakın korkma. Sakın korkma. Bana bak, sakın korkma aslanım, tamam mı? Hocam. Ya benim... Benim babam acaba nasıl bir adam? Yani iyi mi, kötü mü? Ben bunu merak ediyorum. Ya bir ailesi var mı? Varsa bir kardeşim var mı? Yani hani bunca zaman neredeydin? Kimleydi? Ya bir oğlu olduğunu biliyor mu? Bilse gelir miydi? Her şey muamma ya. Gelir. Gelecek. Sana söz, gelecek. Babalar evlatlarını ortada koymaz. Gelir, bir yolunu bulur, gelir. Yedi dağ aşar gene gelir. Sen merak etme aslanım, gelecek. Hocam. Babamı beraber arayalım mı? Arayalım. Bana bulur musun? Bulacağım. Şeref sözü bulacağım. Peki balığa çıkarsınız beraber. Maça gidersiniz, avaz avaz bağırırsınız. Yapmadığın ne varsa babanla hepsini yaparsın. O oğluna kavuşur, sen de babana. Bunlara şahit olacağız hepsine. Bana inan. Tamam mı? Bana inan. Acaba şu an yani... Kimlerle yani? Kimin yanında? Kim bilir ne yapıyor? Ben de merak ediyorum yani hocam. Eminim aklı sendedir. Fırsat kolluyordur sana kavuşmak için, sana gelmek için. Fırsat kolluyordur. Peki beraber melengit içersiniz. Hocam belki ya çıkışta da dürüm yeriz. Canım dürüm yiyecek. Yok hocam öylesine söyledim. Yok yok hocam öylesine söyledim. Ya ben ne hangi takım tuttuğunu biliyorum. Babalar ve oğullar aynı takımı tutar. Bu kuraldır dünyada. Değişmez. Beraber büyüyen baba oğullar için geçerli hocam. Ama tuttuğu takım yüksekten uçsa iyi olur hocam. En yüksekten uçuyordur. Her zaman. Hocam. Benim ömrüm yeter de babamı bulursam seninle de tanıştıracağım. Bak diyeceğim bu adama iyi bak. Bu adam benim coğrafya hocam diyeceğim. Ama bu adam sadece benim hocam değil. Bu adam her zaman bana dağ gibi arka çıkmış baba gibi adam diyeceğim. Kalk durayım yemeğe gidiyorum. Kalk. Hocam yok. Kalk. Kalk durayım yemeğe gidiyorum. Kalk. Ya bir yolu beraber yürüyeceğiz. Omuz omuz. At omuzunu koluma. Osman yine neler hazırladın? Ellerine sağlık. Şu zor zamanlarda yanımızda oldun ya. Vallahi senin hakkın ödenmez. Ben hep yanınızdayım. Sen merak etme. Hep de yanınızda olacağım. Mert Paşa'ma bir tencere sarma. Osman ben birazdan işe gideceğim. Dönüşte seni alayım Gizem'e gider miyiz? Ha?
Çünkü ben tek başıma gidemem. Mert hala bana çok kızgın. Şöyle kapıyı bacayı bir açsak, bir havalandırsak. Mert'e de moral olmaz mı? Gideriz gitmesine de ben sana bir şey soracağım Derya. Mert'in Gizem'in evinde ne işi var? İşte ben de onu merak ediyorum. Ama bana o kadar kızgın, o kadar öfkeli ki. Hadi sana kızgın. E babasının evine gitsin. Niye gitmiyor? Bu Mert başkasının evinde mülteci mi oralara sığınıyor? Sığınmacı mı yani? Konuş Sadi'yle. Mert'in hala bundan haberi yok. Olmasın da bir süre. Şu baba konusunu kapatabilir miyiz? Ne olur. Ne var canım? O zaman hocanda kaldı. Sadi hocanın evinde niye kalmasın? Hani ayrıca Songül de karışmasın. Tamam mı? Yani Mert kapı gibi Sadi hocanın oğlu. Onun soyunu sopunu o yürütecek. Ya bu nasıl düşünce şimdi Asuman? Yani kız olunca soy yürümüyor mu yani? Ne saçma. Neyse. Benden söylemesi. O adam istese sana ev tutar. İçini dayar döşer. Seni de yanına alır. Mutlu mesut yaşarsınız. Hazır Kıvanç da gitti zaten. Olur mu canım öyle şey? Adam evli barklı. Ne saçma bir şey söyledi. İnanamıyorum Mert geldi. Mert! 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 Hoş geldin oğlum. Bu ana oğlu oyununu bırakırsak çok sevinirim. Çünkü ben böyle bir oyun bilmiyorum. Peki. Sen nasıl istersen, nasıl mutlu olacaksan. Ne kadar az iletişimde kalırsak o kadar mutlu olacağım. Peki. Sen buraya geldin ya. Benim yanımda olsan yeter. Ben hiç ağzımı açmam, hiç konuşmam. Benim kastettiğim bu değil. Sen yıllarca sustun, 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 sustun. Artık konuşma zamanı. Artık konuşacaksın. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ben seni çok seviyorum. Evine hoş geldin oğlum. Bana babamın kim olduğunu söyleyene kadar aynı evde bir yabancı gibi yaşayacağız. Onun dışında ne söylemek istersen Osman ablama söyleyebilirsin. O bana iletir. Gelsin hayat. Bildiği gibi. Her insan için söylenmiş bir sözdü. Bizim hikayemiz de bu sözlerle başladı. Zor zamanlarda o zamanlar. Umudumuzun kırıldığı, ikinci bir şans ihtimalinin bile olmadığı zamanlardı. Hayat her birimizi bin parçaya bölmüştü. Ve biz tekrar tek parçaya dönemiyorduk. Kimi sevdiklerini kaybetti. Kimi ailesini, kimi inancını, kimi masumiyetini. Ve bir gün hepimize ikinci bir şans verildi. Biri çıktı, hayatımıza dokundu. Adı Sadi Payaslı'ydı. Onunla birlikte bir kapıdan içeri girdik. Girdiğimiz yerin adı Karabayır'dı. Ve herkes kendi hayatının kayıp parçasını burada bulacaktı. Hoş geldin. Hoş buldum Asuman abla. Ya kusura bakma böyle apar topar geldim ama rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu hiç? Çat kapı burası senin evin sayılır. Gel gel. Seninki kaktüs gibi oturuyor. Hiç çıkmadı odasından. Gel. Şey uyuyordur belki. Yani bırakalım biraz daha uyusun. İlla ki uyanacak. Bir gün o uykudan hiç uyanmayacak. İşte o zaman ağıt yakacağız karşılıklı. Ya Asuman ablacığım niye öyle söylüyorsun? Allah korusun.
Bak vallahi üzülüyorum. İyi olacak Mert. Tamam üzülme. Şimdi üzülecek zaman mı? Zaten Derya da söyledi. Senin iliğin de uymamış. Şimdi ilik uyuyacak birini bulmak lazım. Evet benim iliğim uymadı. Ona haber vermeye geldim ben de. Ümidim vardı ama. Ya. Asuman abla ben sana bir şey soracağım. Ha sor. Hani sen geçen hastanede şey dedin ya. Ne dedim? Ha, kim bilir neler dedim ben. Hangisi? Ya işte kan vermeye geldiğimizde dedin ya Derya Mert'in babasıyla konuşmaya gitti diye. Ay elimi eşek karısı soksun benim ya. Ama dedin konuşabildi mi Derya abla Mert'in babasıyla? Neredeymiş benim baba? Kimmiş abla? Söyle biz de gidelim. Ne duydun ki sen? Duyduğunu unut tamam mı? Unut unut. Biz öylesine konuşuyorduk. Abla çocuk mu kandırıyorsun sen? Babamı konuşuyordunuz. Neredeymiş benim babam? Ya Mert, vallahi söyleyemem. Derya tembih ettirdi, yemin ettirdi, söyleyemem. Abla kim? Abi, ben isim veremem. Karısı bu eve geldi. Karısı? Karısı? Evlenmiş demek. Abla ne olursun söyle bana. Ne olursun bana bunu söyle. Abla benim babam kim? Bak benim gücüm kalmadı artık. Ben ölüyorum abla, ben ölmeden babamı göreyim istiyorum. Ben onu görmeden gideceğim. Bak bir kez olsun yüzünü göreyim. Ben başka bir şey istemiyorum ki abla. Ya öyle deme. Tamam. Peki. Sen ona sarıldın. O da sana sarıldı. Hiç anlamadın mı sarılmasından baban olduğunu? Sadi o. Ay, bak benim ağzımdan isim çıkmadı. Yemin et. Ağzımdan hiçbir şey çıkmadı. Asya. Kim babam şimdi? Mert sakin ol. Yani bir konuşmak lazım. Asya. Mert. Asya. Ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Sadi hocam. Mert nereye? Babamla. İlk karşılaştığım yere. Ay ben demedim. Ben hiçbir şey demedim bak. Bir şey yapmasın kendini. Mert beni bekle. Ay, ay, ay. Oh. Gizem. Acıklı baba oğul karşılaşması sinemalarda. Ay kız matine bedava koşun koşun gelin. Olaylar olaylar. Şimdi dananın kuyruğu kopuyor. Servet Bey bakın. Bakın burası çok önemli. Savunmamızı yapacağımız en canlıcı noktadır. Servet ona sar. Savunma falan yapmaz. Ama efendim. Aması ne be? Dosyayı okumadın mı sen? Okudum efendim defalarca hem de. Dosyada istinad eden suçların yarısından fazlası ispatlı. O zaman buradan çıkmanın iki yolu var. Ya dört kollu ya da firar. Maalesef aman. Madem maalesef. Ne diye savunma savunma diyerek benim vaktimi alıyorsun? Yok savunmaymış da yok bilmem neymiş. Bak. Şu anda firar yapacak bir durum yok orada. Benim ölecek halim de yok. Dışarıda yarım kalan işler içimi kemirip duruyor. Onun için yapılacak tek şey madem ben dışarı çıkamıyorum. İşler buraya gelsin avukat. Nasıl efendim? Yavuz'a söyle. Arkadaşlarla küçük bir parti hazırlıyorum içeride. Sadi Payaslı'yı,
ne yapıp yapıp buraya göndersinler. Ne dersin Cephan? Gel bakalım Sadi Payazlı. Hoş geldin partin. Benden. Sağlıklı, mutlu, güzel gelsin bu sene. Sağlıklı gelsin. Metin iyi gitti. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Pasta yiyebiliyor musun şu an? Of! Ya, of ya. 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 Hadi hadi hadi. Hadi kes. Önce Emin diye birini sevdim dedi. Derya Yılmaz. Benim babam kim? Konuşsana. Bir şey söylesene, bu kadar mı zor? Benim babam kim? Sağ mı, ölü mü, yaşıyor mu, nerede? Kim? Bunu bilmek benim hakkım ya. Benim babam kim? Hiçbir şey ama hiçbir şey benim sandığım gibi değilmiş. Hiçbir şey benim sandığım gibi değilmiş. Adam bir çocuğu olduğunu bile bilmiyor, değil mi? Mert, neredesin ya? Ben nereden bulacağım seni? İnşallah yanlış bir şey yapmıyorsundur. Umarım ben de yanlış bir şey yapmıyorumdur ama buna mecbur. Servet hapiste. Ne haber Mutlu? Aslanımı Mert'imi kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ve bu sene az geliyor. Gizem kızım. Hocam Mert yok. Nasıl Mert yok? Nerede Mert? Babasının kim olduğunu öğrendi. Babamla ilk karşılaştığım yere gideceğim dedi. Eğer siz de babasının nerede olduğunu ve kim olduğunu biliyorsanız... Onu yalnız bırakmayın. Tamam kızım, sakin ol. Halledeceğim ben. Ben bulurum onu. Tamam, sağ olasın. Evet. Sadi Payaslı.